Merhaba, ben Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Emremeşeli. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere sigarayı bıraktırma konusunda diş hekimliğinin rolüyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Dünyada görülen önlenebilir ölümlerin yaklaşık olarak %10'un sebebinin hala sigara olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple sigarayı bıraktırma konusunda diş hekimlerinin de en az diğer sağlık profesyonelleri kadar aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sigara ağız diş sağlığı ilişkisine baktığımız zaman iki noktada sigaranın diş hekimleri için önemli olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki mevcut bir diş eti hastalığının durumunda ya da implant çevresinde görülen diş eti problemlerinin durumunda sigara içen hastalarımızda bu tabloların sigara içmeyenlere kıyasla daha şiddetli seyrettiğini ve hastalığın daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. İkinci önemli kısımsa uyguladığımız diş eti tedavilerinin ya da bazı ağız içi operasyonların sigara içen hastalarda sigara içmeyen hastalarımıza göre daha az başarılı sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu noktada hasta düzeyinde hastalarımıza bir takım sorular sorarak hastalarımızda sigara alışkanlıklarını sorgulamış ve bazı hastalarımızda eğer hastada istek ve motivasyon da görüyorsak bıraktırma konusunda onlara doğru yönlendirmeleri yapmış olmak biz diş hekimlerinin hasta bazında yapması gereken en önemli işlevlerden bir tanesi olduğunu inanıyoruz. Ayrıca hasta bazında yaptığımız bu farkındalık oluşturma uzun dönemde toplum sağlığının tahsisi açısından da oldukça önemli bir yer teşkil ediyor. Üç hasta grubu bizim için çok önemli. Bunlardan ilki genç hastalarımız. Genç hastalar toplumun çekirdeğini ve toplumun geleceği taşıyan bireyler olarak kabul ediyor. Bu yüzden genç hastalarımıza ağız diş sağlığının önemini vurgularken sigaranın olası yan etkilerini mutlaka anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. İkincisi hamile hastalarımız. Hamile hastalarımızda hem anne karnındaki bebeğin hem de annenin kısa ve uzun dönem sağlığını korumak adına sigarayı, eğer bir sigara kullanıcısı ise sigarayı mutlaka bırakması yönünde telkinde bulunuyoruz. Ve aynı zamanda da bu sayede yine hamile bireyin ve bebeğin ileride toplumun önemli bir yapı taşı olduğunu varsayarak toplum sağlığı tahsis etme konusunda yine kilit bir rol oynadığını düşünüyoruz. Üçüncü hasta grubumuz daha spesifik bir hasta grubu olan ağız kanseri ile ilişkili lezyonları olan hastalarımız. Eğer ağzında ağız kanseri ile ilişkili olabilecek lezyona sahip bir hastamız varsa bu hastalarımızda sigara içme durumunda bu lezyonların daha şiddetlenebileceğini ya da daha kötü huylu lezyonlara dönüşebileceği ile ilgili bilgilendirme yaparak hasta düzeyinde farkındalık sağlıyoruz. Ve bu sayede de hastanın hızlıca sigarayı bırakma konusunda adım atması noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm bu perspektiflerden baktığımız zaman sigarayı bıraktırma konusunda gerek hasta düzeyinde gerek toplum sağlığı düzeyinde diş hekimleri oldukça önemli bir rol üstleniyor. Bu yüzden de gerek üniversitelerimizdeki eğitim müfredatlarımızın içinde gerekse mezuniyet sonrası diş hekimlerine yönelik olarak yapılan seminerlerde sigarayı bıraktırma konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi gerektiğini ve bu eğitimlerin sürekli arz etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bilimsel düzeyde yapılan araştırmalarla mevcut bilgilerin sürekli güncellenip diş hekimleri adayları ya da mezuniyet sonrası diş hekimliği mesleğini icra eden bütün meslektaşlarımızla düzenli bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Sigarayla savaş hepimizin görevi.